Her şey o kadar karışık ki kafamın içinde. Herkes bir şey söylüyor, bir şeyler anlatıyor. Hiç anlamadığım, bilmediğim sürekli. Çok yorucu Gülşat. Nasıl geçecek? Geçecek elbet. Ama belli ki biraz zor olacak. Görmedin mi ailenin halini? Nasıl da çırpındılar senin için. Sen onlara birazcık gül, sarıl diye. Biliyorum ama boğuluyorum. Acımasızca gelebilir ama bu yüzden itiyorum hepsini. İçimde böyle garip bir his var. Onları üzdüğümün farkındayım. Annemin beni o ilk karşıladığı an. Ona sarılışı, gözyaşları. Efne. Ömer. Efne'nin o bakışı aklımdan çıkmıyor. Ömer, şaka mı yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun, ne diyorsun? Benim, Defne. Benim. İlk anki heyecan, sonraki hayal kırıklığı. Neler yaşadık kim bilir. Sözlenmişiz. Umutlar, sevinçler. Ama bunların hiçbirinin bende yeri yok. Bu onun için çok büyük bir haksızlık. Yok. Kendini suçlama. Bu senin isteyerek yaptığın bir şey değil ki. Bu ev. Bu eşyalar, bu duvarlar. Kim bilir ne anılarım var ailemle. Bu benim için boş bir sayfadan ibaret. Ömer, bak birazcık zamana ihtiyacın var. Doktorun dediklerini de duydun. Geçecek dedi. Bak her şeyi bir bir hatırlayacaksın. Ailen de seni anlayacak. Tekrar eskisi gibi olacaksınız. Ne zaman? Belki de hiçbir zaman. Tek bildiğim, gözümü açtığımdan beri yanımda sen varsın. Kendimi yanında güvende hissettiğim tek kişisin. Sen iyi olacaksın Ömer. Bak, ailenin yanında da güvende olduğunu elbet anlayacaksın. Anneciğim. Hadi. Gelin, sofra hazır. Tamam. Ömer. Hadi kalk. Hadi.